Sevgili çocuklar, kıymetli ebeveynler, 6. sınıfların biyoloji dersine hoş geldiniz. Ben öğretmeniniz Arzu Bütütçin. Bugünkü konumuz bir çenekli bitkilerin familyaları. Bir çenekli bitkiler veya monokotiledonlar. Geçen hafta bu dersimizden bahsetmiştik. Tekrar bir yineleyelim. Bir çenekliler tohumlarında bir çenek yaprağı olan bitkilerdir. Adları da bundan ileri gelmektedir. Çoğunlukla tek yıllık palmiyeler haricindeki otsu bitkileri kapsayan çiçekli bitkiler sınıfıdır. Bir çenekliler yaklaşık olarak 50 bin ila 60 bin arası bitki türünü kapsamaktadır. Şimdi familyaları biraz inceleyelim. Bir çenekli bitki familyalarında su sinir otugiller familyası, su birikintisi, bataklık ve su yakınlarında yaşayan bitkilerdir. Örneğin şekilde gördüğünüz gibi su sinir otu çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları uzun saplı ve ovaldir. Rizomu nişasta ile zengindir. Bu yüzden besin maddesi olarak kullanılmaktadır. Rizom neydi hatırlayalım. Yer altında saçak şeklindeki köklere rizom adını vermekteyiz. Bunun dışında su oku bitkisi var. Su oku birikintisi ve ırmaklarda görülen bir bitkidir. Su içindeki yapraklar su dışındaki yapraklardan ayrılmaktadır. Çiçekleri beyazdır. Rizomu da bol miktarda nişasta ve şeker içermektedir. Zambakgiller familyası daha yakından tanıyoruz. Bir yıllık ve çok yıllık otsu bitkileri içeren bir familyadır. Çiçekleri üç üyeli ve değişik renklerdedir. Yeraltı gövdesi rizom veya soğan şeklindedir. Birçoğu süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir ve bazıları şifalı ve besleyicidir. Zambak çok yıllık otsu bitkidir. Çiçekleri değişik renkte ve hoş kokuludur. Haziran ayından Ağustos ayına kadar çiçek açmaktadır. Yeraltı gövdesi soğan şeklinde olduğu için bir sonraki yıllar için çoğaltılabilir. Ev ve parklarda süs bitkisi olarak yetiştirilir. Acı çiğdem ormanlarda görülen çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları şekilde gördüğünüz gibi cirit şeklindedir. Eylül ayında çiçek açar. Soğan gövdesiyle çoğaltılabilir. Kök ve tohumları ağrı giderici olarak kullanılabilir ki romatizma hastalıklarına iyi gelmektedir. Lale, zambakgiller familyasından yine çiçekleri güzel olan bir süs bitkisidir. Bu da soğan gövdesiyle çoğaltılabilir. İnci çiçeği, incileri andıran hoş kokulu bir süs bitkisidir. Şifalı bir bitkidir. Özellikle kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır ki çiçeklerinden elde edilen yağ sayesinde parfümeride kullanılabilir. Zambakgiller familyasına soğan da ait bir yıllık bir bitkidir. Gövdeyi oluşturan etli yapraklarında bol miktarda besleyici madde bulunmaktadır. Gıda maddesi olarak kullanılmaktadır. Hekimlikte yaraların iyileştirilmesi, kan şekerinin düşürülmesi için kullanılır. B ve C vitaminlerini içermektedir. Sarımsak bir yıllık bir bitkidir. Hem şifalıdır hem de besleyici değeri yüksektir. Gövdesi birkaç bölümden oluşmuştur. Tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Antibiyotik etkisi olduğu için solunum yolu hastalıklarında kullanılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersimizle ilgili konumuz kitabımızın 101. sayfasından mevcuttur. Sorulara cevapları ev ödevi olarak çalışabilirsiniz. İyi günler dilerim.